Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden güzel, çok şık bir sunumu olan, hepimizin damak tadına çok uyan donat yapmaya ne dersiniz? Hadi o zaman hep birlikte bu muhteşem donatlarımızın tarifine geçelim. Evet arkadaşlar, bu harika donatımızın tarifine hep beraber geçelim. Bakalım neler varmış. Ege Şef, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Harikasın. Ne yapıyorsun Ege'cim bugün bize? Donut yapıyoruz beraber. Arkadaşlar ben donut diyorum, Ege donut diyor. İşte yeni nesil çocukları bu kadar zekiler. Ben okunduğu gibi, yazıldığı gibi okurken o gayet güzel bir İngilizceyle donut dedi. Bana göre donut, Ege'ye göre donut tarifimize hep beraber geçelim inşallah. Sevgili dostlar, bunun için bir su bardağı sütümüz olacak ama bu sütümüz ılık olacak. Bir paket yaş mayamız var, 2 tane yumurtanın sarısı var. Yaklaşık 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var, yarım çay kaşığı kadar tuzumuz var. Yaklaşık 7 yemek kaşığı tereyağımız var ve ben tereyağımızı erittim. Bir paket de vanilyamız olacak. Yaklaşık 5 su bardağı kadar da unumuz var. Yine siz kendiniz ununuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz Ege? Tarifimize geçiyoruz. Harika. Sütümüzü ve mayamızı karıştırma kasemize aldık. Ege şimdi yavaşça mayamızı aktive edecek. Galiba biraz zorlanıyoruz çünkü buzluktan çıktı. Öyle mi Ege? Elim donuyor şu an. Evet, pasta anne, yapmak. Parçaladın mı bu? Harika, bakalım. Çok güzel, devam et. Pasta yapmak zor işte Ege'cim. Ben yapıyorum, siz yiyorsunuz sürekli. Hadi bakalım şimdi sen yap, biz yiyelim. Ediyorum. Şimdi tereyağımızı tereyağımız var arkadaşlar. Yaklaşık 7 yemek kaşığı kadar dedim. Kaşıdım mı? Evet, devam et. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iyice bunu karıştırmamız gerekiyor. Yoksa iyice tadına ulaşamayacaktır. Evet, tereyağını da koyduk. Şimdi 2 tane yumurta sarımız var arkadaşlar. Yumurta sarımızı da ekledik. Bunu içine mi dağıtacağım? Evet, parçala. Aynen öyle. Aynen. Senin challenge'ların gibi oldu. Bu arada arkadaşlar Ege'nin de kanalı var. Kop Kop Game. Hepinizi bekleriz oraya. Değil mi oğlum? Evet. Koyduk. Şimdi bir fiske kadar tuzumuz var. Yarım çay kaşığı demiştik. Nasıl aroma veriyor? Yani şöyle hamurun kıvamı için çok önemli. Bazı hamurlara da sirke ekleriz ya hani. Özellikle mesela kandil simidi hamuruna falan sirke ekliyoruz. Tuz da ona çok güzel bir kıvam veriyor oğlum. Bakalım içindeki bitirdin mi? Aferin sana. Şimdi yaklaşık 1 su bardağı kadar şekerimiz vardı dostlar. Hemen onu da ekliyorum. Karıştır anneciğim. Karıştırıyorum. Yavaş. Aferin sana. Arkadaşlar annem elimi mikser olarak hayal ediyor herhalde. Galiba. Elim mikser şu an. Aynen. Devam et Egoş. Bundan sonra bir paket vanilyamız var dostlarım. Anne ama daha erimemişti. Hiç önemli değil. Sen yavaşça karıştırmaya devam et Ege. Harikasın. Arttır bence çok yavaşsın. Şekerler eridi mi Ege? Bak şeker yok. Sadece harika, devam et. Birazcık daha kıvamlansın oğlum. Anne mısır unu mu kullanıyoruz bunun için? Hayır tabii ki normalini kullanacağız. Bak unumuz orada. Evet. Şimdi yavaşça unumuz var dostlarım. Yaklaşık 5 su bardağı kadar demiştim. Biz bunu biraz kontrol bir şekilde döküyoruz. Karıştır anneciğim.
Mısır unu bu. Hayır tatlım, tatlı mısır unu. Normal un Ege. Normal un. Durmaya devam et. Devam et, daha oluşacak. Yavaş yavaş yavaş. Bütün o pütürleri de ez elinle. Aynen. Bu şekilde koymaya devam ediyorum arkadaşlar. Yoğurma işlemine devam ediyoruz. Evet dostlarım. Hamurumuzun yoğurma işlemi bitti. Doğru mu? Doğru. Harikasın. Arkadaşlar şimdi hamurumuzu yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağız. 1 saatin sonunda donutlarımızın yapımı için hep beraber olacağız inşallah. Evet. Harikasın. Hamurumuz 1 saat dinlendi. Ve şimdi hamurumuzu açıyoruz. Açalım bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Gayet güzel olmuş. Şimdi ne yapacağız? Hamurumuzu açacağız. Ve ardından donuta gireceğiz. Hamurumuzu matımızın üzerine aldık. Böyle çok güzel, yumuşacık bir hamurumuz oldu arkadaşlar. Yine söylüyorum, ben 5,5-6 su bardağı kadar dedim ama sizin hamurunuza göre değişebilir. Arkadaşlar şimdi hamurumu bir güzel açacağım. Büyük bir şekilde, üstüne de donatları olacak şekilde kalıplarla çıkaracağım. Zaten bu aşamaları da tek tek sizinle paylaşacağız inşallah. Şimdi hamurumu açma aşamasına geçebilirim inşallah. Ege'cim oklavayı ver. Buyurunuz. Merdanemi aldım. Hamurumu yaklaşık 1 santimetre kalınlığında büyük bir hamur olarak açacağım arkadaşlar. Ardından kalıplarla donat kalıbı çıkarana kadar devam edeceğim. Bakalım bizim yoğurduğumuz hamur, bu hamurumuz sadece bir parçası arkadaşlar. Bakalım bizim yoğurduğumuz hamurumuzdan ne kadar bir donat çıkacak bize. Bunu da hep beraber görmüş olacağız. Umudumuz şişmesinden yana. Şişmeye de bilirler. Şişmesi adı şişmenin donut olur. Aynen.
pişi gibi kızartıyorum. Arkadaşlarım, donutlarımız çok güzel oldular. Böyle tombik tombik kızardılar. Üstünü nasıl süslemesi gerektiğini, siz nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben de şimdi sunumla sizlerle olacağım inşallah. Evet sevgili dostlar, donutlarımız pufidik pufidik oldular, görüyorsunuz. Biz Egoş'la bunları çok güzel bir şekilde süsledik. Tamamen hayal gücümüzle. Görüyorsunuz. Hepsi birbirinden şık ve güzel oldular. O kadar lezzetli, güzel oldu ki arkadaşlar içlerini çok güzel çekerek piştiler. Umarım hepinizin donutları çok güzel olur. Mutfağıma geldiğiniz, beni ziyaret ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.